3 Ekim 2022 Pazartesi ben Oktan Erdik ben Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya Sağlık Bakanı Latarba Almanya'nın Rusya ile savaşta olduğunu söyledi. Federal bir bakanın ağzından ilk kez böyle bir açıklama çıktı. Putin'le savaştayız psikolojik durumu bizi hiç ilgilendirmiyor diye konuştu. Savunma Bakanı Lambrecht bu açıklamayı yumuşattı. Biz savaşın tarafı değiliz olmayacağız dedi. Taraf değiliz belki ama en çok biz etkileniyoruz. Almanya'da yarın ekonomi zirvesi var. Hükümet 200 milyar avroluk yeni yardım paketini karara bağlayacak bu zirvede. Ancak 3 partinin koalisyonu oluşturan SPD Yeşiller ve FDP'nin hala anlaşamadığı bazı konular var. Eyaletler de para vermek istemiyor. Federal hükümet ödesin diyor. Plana göre doğalgaz ve elektrik faturalarında tavan fiyat gelecek. Aradaki fark devlet tarafından karşılanacak. Doğalgaz katkı payı bir nevi ek vergi getirilecekti. Ondan da vazgeçildi. Konut yardımının kapsamı genişliyor. Miktar 180'den 370 avroya çıkıyor. Yararlanan aile sayısı da 2 milyona yükseliyor. Ayrıca Eylül-Aralık 2022 arasında en az bir ay konut yardımı alanlara bir kereye mahsus ısınma yardımı verilecek. 4 kişilik bir aile 740 avro para alacak. Bafya kalan üniversite öğrencileri ve meslek eğitimi alanlara da 345 avro ısınma yardımı verilecek çalışanlardan ihtiyaç duyanlar varsa ek yardımlar için iş ajanslarına başvuru yapabilecekler. Avrupa Birliği üye ülkeleri doğalgaza ortak tavan fiyat getirilmesi konusunda uzlaşamadı. Hala tartışılıyor. Alman Maliye Bakanı Lindner bunu destekledi. Rheinische Post'a konuştu. Artan maliyetler nedeniyle refah kaybı yaşıyoruz. Savaştan kaynaklanan fiyat artışlarını telafi etmemiz mümkün değil dedi. SPD lideri Eskin toplu sözleşmelerle zam yapılmasını istedi. Asgari ücret bu ay 12 avroya yükseldi. Minijob kazanç sınırı da 520 oldu. SPD sendikaların zamları enflasyona göre belirlemesini istiyor. İşverenler Birliği hemen tepki gösterdi. Ekonomik cehalet ve asgari ücret komisyonuna saygısızlık dedi başkan. Asıl saygısızlık 8 milyon insanın ay sonunu getirememesi. Almanya gibi zengin bir ülkede 2 milyondan fazla kişinin aş evlerine gitmek zorunda kalması. 45 kişinin servetinin halkın yarısının toplam servetine eşit olması. insanların basit bir market alışverişi için bile iki kere düşünüyor hale gelmeleri saygısızlık. Gerçi patronlar hiç merak etmesinler. Sendikaların çoğu zaten sesini çıkarmıyor. Yöneticiler şirketten dolaylı para alıyorlar. Ayda 20-25 bin avro maaş alan sendika başkanları var. Onlar işçinin hakkını o kadar fazla düşünmeseler de oluyor. Düzenin devamını düşünenlerin sayısı çok ama gün olur devran döner derler. Çalışma Bakanı Hayl yeni göç yasasının sonbaharda hazırlanacağını söyledi. Almanya nitelikli iş gücüne kapıları açmak istiyor. 2,5 milyon işsiz var. Bir o kadar da işçi açığı var. Çünkü eldeki kişiler çalışmayanlar yeterli niteliklere sahip değil. Hazır eleman isteniyor. Bu yüzden göç kolaylaştırılacak. Modern göçmenlik yasası Fırsat Kartı uygulamasıyla gelecek. 4 şart var taslakta. Bunlar bir diplomaya sahip olmak, 35 yaşından küçük olmak, en az 3 senelik mesleki tecrübe, Almanca bilmek veya daha önce Almanya'da yaşamış olmak. Bu 4 şarttan en az 3'ünü taşıyanlara kolay vize verilecek. Çift vatandaşlık kararı da çıkmıştı ama o konuda henüz bir gelişme olmadığı bekliyoruz. Konsolosluklar doğru dürüst vize vermiyorlar bu aralar. Yabancılar daireleri de aynı şekilde aylar sonraya randevu veriyorlar. Bir sene sonraya randevu veren vatandaşlık daireleri bile var. Zanaatkarlar Birliği Başkanı Wolf Zeifer bunu eleştirdi. Baviera medyaya konuştu. Almanya'nın hoş geldin kültürü artık hiçbir kurumda kalmadı. Yabancılar daireleri yabancılardan korunma kurumları gibi hareket ediyor dedi. Alman Posta İdaresi 3 ayda 11500 şikayet aldı. Her ay 1 milyar mektup gönderiliyor. Niye her şey mektup yazıyorlar? Onu da anlamak mümkün değil. Elektronik ortamda birçok şey yapılabilir ama yok illa o mektup yazılacak. İlla o posta kutusu açılırken o heyecan duyulacak. Ve bugün Doğu Almanya ile Batı Almanya'nın birleşmesinin yıl dönümü, Alman Birliği Günü kutlu olsun. İki bölge arasında hala büyük farklar var. Maaş farkı geçtiğimiz sene 619 avroydu. Tabii kiralar, harcamalar da doğuda ona göre azalıyor. Avrupa Birliği ülkelerinin enerji bakanları kriz döneminde aşırı kar eden şirketlerden ek vergi alınması konusunda uzlaştı. Bu paranın faturaları düşürmek için harcanması planlanıyor. Yapılması gereken buydu. Enerji şirketlerinden alınacak bu vergiler. Belçika Enerji Bakanı da kriz vergisi alalım dedi. Aslında sadece enerji şirketlerinden değil her büyük kartelden kriz vergisi alınmalı. İsviçre'de yapılan bir araştırmaya göre her 6 emekliden biri yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Bu sınır 2300 frank civarında. İngiliz sterlini de sürekli değer kaybediyordu. İngiltere Maliye Bakanı vergi kesintisi teklifini geri çektiğini açıkladı. En yüksek gelir grubundan %45 vergi alınıyor. Bunu %40'a düşürecekti Maliye Bakanı ama geri adım atmak zorunda kaldı. İnsanlar faturalarını ödeyemeyecek hale gelmiş. Bunlar süper zenginlerin vergisini azaltalım telaşındalar. Onların değil dar gelirlilerin ödediği vergiler kaldırılmalı. Bir vakfın hesaplamasına göre bu yardım paketinden İngiltere'nin en zengin %5'lik kesimi, en dar gelirli %20'lik kesimine göre 40 kat daha fazla kar ediyor. Fransa'nın başkenti Paris'te 5 metrekarelik evde oturan kiracısını mahkemeye veren ev sahibine 21 bin avro para cezası kesildi. Evler en az 9 metrekareden başlayabiliyor kiraya verilebilmesi için. 5 metrekare nedir Allah aşkına? Şimdi de bunlar çıktı. Mikro evler. Bir belediye başkanı tüm öğrencilere polar ceket alınacağını açıkladı. Okullar 19 derece ısıtılacak, biraz düşük. Öğrenciler üşümesin diye ceket alıyorlar. Gerçekten çok yaratıcı bir çözüm bulmuşlar. Fransa'da Adalet Bakanı da mahkemeye çıkarılacak. Bakanlık görevini yasa dışı şahsi menfaat için kullanma şüphesi var. Görevdeyken Adalet Divanı'nda yargılanan ilk Adalet Bakanı olacak. Yolsuzluk soruşturması devam ediyor. Bakan suçlamaları reddediyor. Eski bakan değil, görevdeki bakan. Hala görevde olan bakan mahkemeye çıkıyor. Adalet Bakanı bile yargılanabiliyor. Bu da güzel bir demokrasi örneği. Demek ki Paris'te hakimler var. Bunun orijinali Berlin'de hakimler var sözüdür. Daha doğrusu efsanesidir. Çünkü bunu ilk olarak Fransız kaynaklar yazmıştı. O dönemde de Almanya-Fransa arasındaki rekabet güçlüydü. Alman İmparatorunun otoritesini zayıf göstermek için düşünülmüş olabilir diye bir görüşte bulunuyor. Hikaye şöyle. Alman İmparatoru 2. Friedrich 1750'de Potsdam'dan geçerken bir yeri çok beğeniyor ve buraya bir saray yapılmasını istiyor. Adamları gelip bakıyorlar ama orada bir değirmen var. Burayı imparator adına satın alıyoruz diyorlar. Değirmenci satmıyor. Nasıl satmasın kardeşim satın almak isteyen imparator, kral her şey onun. Değirmencinin inadı inat Nuh diyor peygamber demiyor satmıyorum diyor. Alıp imparatorun yanına götürüyorlar. Friedrich kaç paraysa vereceğim sat diyor. Hayır diyor satmıyorum burası bana aile yadigarı. Dedemden babama ondan bana benden de çocuğuma kalacak. Ne verirsen ver ben burayı satmıyorum. Fritrich sinirleniyor. Bana bak diyor unutma ben imparatorum. Değirmenci de sen de unutma diyor. Berlin'de hakimler var. İmparator bile olsan adaletten üstün değilsin. Bir de Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde geçen Fatih Sultan Mehmet ile Mimar Atik Sinan'ın hikayesi var. Fatih Atik Sinan'dan Ayasofya'dan bile büyük bir cami yapmasını istiyor. Fatih Camii yapılıyor ama inşaat esnasında sütunlar kesilerek kısaltılıyor. Padişah görünce sinirleniyor. Niye Ayasofya'dan büyük değil? Hünkârım diyor mimar. O zaman depremde yıkılabilirdi. Sütunları kestirdi. Ellerini kessin diyor Fatih. Ve Atik Sinan'ın elleri kesiliyor. Mimar gidiyor kadıya. Üsküdar kadısı Hızır Bey. Fatih'i mahkemeye çağırıyor. Koskoca padişah mahkemeye gelir mi? Geliyor durumu anlatıyorlar karşılıklı. Kadı sen birini yargılamadan elini kestiremezsin diye mimarı haklı buluyor. Cezası şer'i kanunlarda kısasa kısas. Yani Fatih'in eli kesilecek. Atik Sinan bu kararı duyunca aman diyor ben şikayetimden vazgeçtim. Kadı da bunun üstüne cezayı paraya çeviriyor. Fatih Sultan Mehmet tazminat ödüyor. Ve hiç kızmıyor. Aksine mahkemeden sonra kadıya şöyle söylüyor. Eğer adaletli davranmasaydın seni o zaman parçalardım. Fatih İstanbul'un fethine hazırlık için Rumeli hisarını yaptırmıştı. Hisarın şekli Arapça Muhammed ismi şeklinde. Peygamber Efendimiz'e atfen yapılıyor. İlk taş 3 Nisan'da konuldu. O gün Efendimiz Aleyhisselam'ın doğum günü neden geliyordu. Son taş 12 Ağustos'ta konuldu. O gün de Regaib Kandili'ydi. Bu arada 132 gün vardı. 132 Ebced hesabıyla Muhammed şifresini veriyordu. Ben bravını çağırın gelsin, roman yazsın. Savaş öncesinde Fatih'in uğraştığı detaylara, nüanslara bakın. Artık kimselerin vakti yok durup ince şeyleri anlamaya. Gülten Akın diyor ya, çocuklarımıza yalvarıyoruz. Aç durun biraz. Tecimenlere yalvarıyoruz. Bir otel, bir gizli evlenme, az çiziniz. Bir banka, az çiziniz. Bir yalvarma, bizden size ve sizden dışarıdakilere. Hoşçakalın.